Merhaba arkadaşlar. GT Air'i biliyorsunuz zaten. Birçoğunuz kullanıyordur. Bu GT Air'in Dauntless diye bir modeli. Yüksek hızlarda açılmasını engelleyen bir yapısı var. İçinde bir vizörü var. Dış kabuğu fiber şekilde yapılmış. Arka spoiler'ı gerçekten sizin boyunuzun sarsılmasını engelleyecek şekilde aynı kabuk yapısına adapte edilmiş. Üst tarafında ille idare edilebilir arka çıkış kanalları var. Ön tarafında elle idare edilebilir üst hava kanalı var. Şöyle açayım. Şurasında vizörü hareket ettirebilen bir kısmı var. Bir pimi var. Ön tarafındaki hava kanalı buradan idare ediliyor. Ön tarafında gerçekten çok iyi şekilde hava almasını sağlayabilecek ve camınızın buğulanmasını engelleyecek şekilde yapılmış hava kanalları var. Vizörünü de zaten iç vizörünü açtığımızda, güneş vizörünü açtığımızda hava kanallarının ve iç pedlerinin ne kadar güzel yapıldığını ve bakış açısının ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Üst tarafında hem bu kask için şöyle bir şey demişler. Gerçekten gürültüyü en aza indiren kasklardan bir tanesi demişler. Kapattığınızda gürültüyü engelleyen çok iyi bir sisteme sahip olduğunu söylemişler. Hava ile bağlantısını kestiğiniz zaman iç kanallarının hava atışını engellediğiniz zaman gerçekten çok sessiz bir kask olacaktır. Tabii bu biraz buğulanmaya yol açacaktır. O yüzden de ön hava kanalını giderken açarsanız o içerideki hava dolaşımı ön camın buğulanmasını engelleyecektir. Aynı zamanda arkadaki çıkış kanalları elle idare edilebildiği için orayı açarak camınızın buğulanmasını istediğiniz şekilde engelleyebilirsiniz. Pin lock bağlantıları standart. Alt tarafında çok büyük bir tane çene pedi var. Boyun kısmınıza gelen pedler çok iyi tasarlanmış ve bir tane mikrometrik demir bağlantılı mikrometrikle güvenliği sağlanmış. Aynı zamanda boynunuzu yırtmaması için pedler konulmuş. Bunlar zaten bilindik özellikler. Gerçekten çok hafif bir kask. Bu kaskın hani kaza sırasında kolay çıkmasını sağlayabilecek gibi ön tarafında iki tane kırmızı bant var. Bu şekilde tutarak kaza anında yani çıkartarak kafanızı içinden rahatlıkla çıkartabiliyorlar. Şöyle bildiğiniz gibi biraz daha yuvarlak, birazcık daha az konik kafa yapısına sahip arkadaşlara daha iyi oluyor. Bu medium modeli. Medium modeli 1465 gram ağırlığında. Mesela small alacaksanız o tahminen 1360 gram, yaklaşık 100 gram kadar bir ağırlık değişmesi olacaktır. O da hani bir artıdır. Kafanıza çok büyük ağırlık taşımak istemezsiniz. Bence Shoei'nin yaptığı GT Air modeli bu kaslar içinde hani orta ağırlıkta denebilecek bir model. Grafik renkleri tasarımı GT'ler tabii ki yeni gelmedi de bu yeni gelen grafik çeşitleri mağazamıza yeni geldi. Bunlardan istediğiniz anda size çıkartıp arkadaşlarınız yardımcı olacaktır. Bu kasla beraber gelen burun pedini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu içinden çıkıyor, üstüne takmamışlar. Onu da istiyorsanız takarak kullanabilirsiniz. Bu da bayağı boğu önleyicidir.